Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerin şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerden dış olan kısmı işleyeceğiz. Önceki derslerimizde içi işlemiştik. İç kuvvetler, orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler. Bugün şimdi o oluşan yer şekilleri nasıl arazide aşındırılıyor, taşınıyor, biriktiriliyor, farklı yer şekilleri oluşturuluyor. Onlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım bugün dış kuvvetler ve yer şekilleri bir kısmında. Bunun bir de ikincisi var. Neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi buradaki kazanım kısmımız dış kuvvetler ve yer şekillerinin oluşum sürecini etkileri açısından açıklayacağız. Yani akarsular, buzullar, dalga akıntılar, rüzgarlar, karstik araziler bunların hepsinden bahsedeceğiz. Peki bugünkü anahtar kavramlarımız potamoloji. Bunu mesela 9. sınıfta gördün, hatırla. Mezopotamya'dan bile hatırlayabilirsin. Potamoloji akarsu bilimi. Denge profili diyeceğiz. Dev kazanı, kırgıbayır, löz, mantarkaya bunlardan bahsedeceğiz ki şunu unutma. Burada görsel oldukça fazla. Görseli hafızana kazıyacaksın. Bak bu oldukça önemli. Görseli hafızana kazıyacaksın. Bunu da söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kanıt kullanacağız. Bak bu bundan dolayı böyle olmuş. Değişimi öğreneceğiz. Burası önceden böyleymiş, şimdi böyle olmuş ve zaman algısı da yapacağız sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şöyle bir bakıyorum, ulan manzaraya bak be, ne güzel değil mi? Bak burada mesela bir yer şekli var. Nedir bu yer şekli? Peri bacası. Peki bu peri bacasını kim oluşturmuş? Hadi bir içerikte gözlemlemeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik dış kuvvetler. Bunlar kaynağını nereden alıyor dersek, kaynağını güneşten alan kuvvetlerdir. Ve bunlar yıkıcı kuvvetlerdir. Bunu da unutmayalım. Bak yıkıcı kuvvetler. Yıkıcıdan kastımız nedir dersek, iç kuvvetler bir şekil oluşturur. İç kuvvetlerin oluşturmuş olduğu şekilleri dış kuvvetler aşındırır, aşındırdıklarını taşır ve taşıdıklarını birikir. İşte burada önemli olan dış kuvvetlerle ilgili aşınma sonucunda oluşan şekilleri biz aşınım şekilleri, birikme sonucunda oluşan şekilleri de birikim şekilleri diyeceğiz. Yani biz bir dış kuvvetten bahsettiğimizde o dış kuvvetin bir aşınım şekli diyeceğiz, iki birikim şekli diyeceğiz. Ve dünyanın her yerinde de aynı dış kuvvet etkili olmayabilir. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki en etkili dış kuvvetimiz kimdir dersek rüzgarlardır. Arazinin eğimli olduğu alanlardaki en etkili dış kuvvetimiz kimdir dersek akarsulardır. Aşınım anlamında. Düzleştiğinde de birikim anlamında gene akarsular olacak. Soğuk bir iklim bölgesinde en etkili dış kuvvet kimdir dersek buzullardır. Ve kıyıların şekillenmesinde en etkili dış kuvvet kimdir dersek dalgalardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Birincisi rüzgarlar ve oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Şunu unutma, rüzgarlar özellikle ya yarı kurak iklim bölgelerinde etkili ya da kurak iklim bölgelerinde etkili. Yani burada ne demek istiyoruz? Yarı kurak iklim bölgesi karasal iklimdir. Kurak iklim bölgesi ise çöl iklimidir sevgili arkadaşlar. Peki neden? Neden bu iklim bölgelerinde rüzgarlar etkili bir dış kuvvet? Şöyle düşün. Eline bir avuç un al. Aldın mı onu? Al. Gözünü kapat, canlandır. Unu aldın böyle. Ondan sonra geldin diye bir üfledin. Un elinden dağılıp gidecek. O zaman o un orada kuruydu ve bu üflemenle birlikte bunu da rüzgar olarak düşünürsen oradan aldı, başka bir tarafa gitti. Ama elindeki unun üst kısmını ıslattığında ve üf diye üflediğinde o un gider mi? Gitmez. O zaman bir yerde rüzgarın etkili bir dış kuvvet olabilmesi için zeminin nasıl olması lazım? Zeminin kuru olması lazım. Yani zemin kuru olacak ki bu alanda rüzgarlarımızda etkili bir dış kuvvet olsun sevgili arkadaşlar. Ve rüzgarlarla birlikte şurada görmüş olduğunuz taşınan malzemeler önlerine çıkan engellere çarpar ve oraları aşındırır. Ve bu aşındırma sonucunda aşınım şekilleri havada ya da sıçrayan ya da kayan malzemeler gider bir yerde birikir ve birikim şekillerini oluşturur. Ve rüzgarların dünya üzerinde en etkili olduğu iklim bölgesi nedir dersek çöl iklim bölgesidir. Bak çöl iklim bölgesi. Mesela Afrika'nın kuzey kısmı Sahra Çölü. Afrika'nın güneybatı kısmı Namib Çölü. Mesela Orta Asya çölleri, Gobi Çölü, Kızılkum Çölü, Karakum Çölü, Taklamakan Çölü ya da Hindistan'daki Tar Çölü. Orta ve Batı Avustralya'daki Victoria Gibson Simpson çölleri ya da Şili'deki
Atakama Çölü gibi ya da Orta Amerika'daki çöller gibi bu bölgelerdeki yer şekillerinin oluşumunda en etkili dış kuvvet rüzgarlardır diyebiliriz. Peki biraz önce ne dedik? Dış kuvvetler önce arazide malzemeleri getirir, çarptırır, aşınım şekilleri, aşındırdığı malzemeleri bir yerde biriktirir, birikim şekilleri. Aşınım şekillerinden birincisi mantar kaya. Şimdi dikkat et, bu mantar kayada kayacın neresi aşınmış? Şu alt kısmı aşınmış. Ve bu aşınmaya bağlı olarak, bak kayacın şu alt kısmında aşınmaya bağlı olarak mantara benzeyen bir şekil ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Mantara benzediği için biz buna mantar kaya diyoruz. Mantar kaya da o zaman aşındırılan, o sektirilen malzemeler buraları sürekli olarak çatallamış, aşındırmış, mantar olmuş. Çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle hamada. Nedir biliyor musunuz? Bak şu alanlara dikkat edin. Bu alanlarda taşlıklar görüyorsunuz değil mi? Taşlar görüyorsunuz. Şimdi rüzgar burada böyle etkili olduğunda kum boyutundaki malzemeleri alıp götürüyor. Bu malzemeleri buraya götürdükten sonra bu kısımda neler kalmış? Taşlar yani kayalar kalmış. İşte bu taşların bulunduğu taşlık araziye çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle hamada diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şu sağ taraftaki görsele geldiğimiz zaman... Burada mesela delikli yapı var değil mi? Fobisi olan var mı? Şu görsele baktığında hemen gözünü kapatan varsa kusura bakmasın ama bu tafoni. Tak 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 ne yapmış? Burada bir delikler oluşmuş. Tak 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 diye delikler oluşmuş. İşte rüzgar aşındırdığı malzemeleri böyle bir kayacı çarptırdığında kayacın bulunduğu alanlarda böyle delikler meydana gelmişse biz bu deliklere tafoni diyoruz. Yani tak. Tak tak. Burdumoni diyorsun, tafoni, delikli yapı. Geldik yardanklar. Ahan da şurası. Nedir bu? Oluk şeklindeki aşınım düzlükleridir diyebiliriz. Özellikle Orta Asya'daki çöl bölgelerinde bu yardankları oldukça fazla görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Peki rüzgar her yerde aşındırır mı? Hayır. Rüzgarın hızı azalırsa ya da aşındırdığı malzemelerin ağırlığı artarsa, önüne bir engel çıkarsa o aşındırdığı malzemeleri biriktirecek ve birikim şekilleri oluşturacaktır. Bunlardan da birincisi kum tepeleri dediğimiz çöl bölgelerindeki kumul alanları olabilir. Rüzgarın hızının azaldığı yerde aşındırdığı malzemeleri biriktirmesiyle birlikte oluşmuş tepeciklerdir. Bunlar kumullardır. Eğer ki rüzgar buradaki gibi hilal şeklinde bir birikim kumulu oluşturursa biz buna yardank demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hilal şeklindeki birikim kumulları. Tekrar söylüyorum. Hilal şeklindeki birikim kumulları. Nelerdir bunlar? Bir de burada lösler var. Rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdir. Bu ne toprağıdır? Zonal topraktır. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi akarsular. Şunu unutma. Dış kuvvetler içerisinde etki alanı en geniş dış kuvvet akarsudur. Neden dersek şundan dolayı. İklim bölgesi ne olursa olsun, ekvatoral iklim olsun, savan iklimi olsun, muson iklimi olsun, karasal iklim olsun, her bölgede bir akarsu var mı? O zaman bu akarsu oradaki araziyi aşındıracak. Aşındırdığında aşınım şekillerini, aşındırdığı malzemeleri bir yerde biriktirecek. O zaman da birikim şekillerini oluşturacaktır. Yani dış kuvvetler içerisinde etki alanı en geniş dış kuvvet hangisidir dersek akarsulardır. Peki bu akarsu nedir? Akarsu, akan su. Nasıl akan su? Belirli bir yatak boyunca akan sudur, tamam mı? Akarsu akan sudur, bunu unutmayın. Ve potamoloji akarsuları tüm özellikleri iyi inceleyen bilim dalıdır. Ya ben bunu zaten şöyle bilebilirim. Mezopotamya dediğimiz bir bölge var değil mi? Mezopotamya, Mezo 2 Potamya akarsu. Yani iki akarsu arasıdır, tamam mı burası? Bu iki akarsu arası dediğimiz yer neresi? Fırat Nehri ile Dicle Nehirleri arasında kalan bir bölgedir. Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bu bölge sevgili arkadaşlar bizim Mezopotamya'mızdır. Tamam mı? Mezopotamya'da o zaman Potamya neymiş? Akarsuymuş. Potamoloji ne olacaktır? Akarsu bilimi olacaktır. Peki bu akan suyun üst kısmına biz ne diyoruz? Kaynağının bulunduğu yere yukarı çığır. Akan suyun orta kısmına ne diyoruz? Orta çığır. Akar suyun alt kısmına ne diyoruz? Aşağı çığır. Yani kaynak kısmında akış hızı fazla, ağız kısmında akış hızı azdır diyebiliriz. Ve akarsu yukarı çığırında genel itibariyle aşındırma faaliyeti, orta çığırında genel itibariyle taşıma faaliyeti,
Aşağı çığırında ise genel itibariyle biriktirme ya da birikim faaliyeti yürütecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar akarsuların bölümleriydi. Bunun dışında mesela burada iki tane akarsuyumuz var. 1 ve 2. Eğer ki iki akarsuyu birbirinden ayıran şöyle bir sınır varsa bu sınıra biz su bölümü çizgileri diyeceğiz. Ve su bölümü çizgileri genel itibariyle arazilerde sırtlardan geçecektir. Ve akarsuyun şöyle bir özelliklerine baktığımızda. Tüm bu akarsu var ya burada ana akarsu. Bunu besleyen şurada yan kollar, onu besleyen yan kollar var ya. Bu alanın tamamına biz akarsu havzası diyeceğiz. Havza su topladığı alanın tamamıdır. Eğer ki bu havzadaki akarsuyumuzun çizgisi böyle sabitse bu sürekli akarsudur. Ama çizgi böyle kesik kesikse, mesela şöyle yapayım, kesik kesik olarak bunu burada göstereyim. Eğer ki böyle kesik kesikse mevsimlik ya da devirli ya da dönemli akarsudur. Yani bu akarsuyun bir döneminde yatağında su var, bir döneminde ise yatağında su yoktur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamış olalım. Geldik denge profili. Akarsuyun amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kurulduğu andan itibaren şurası kaynak kısmı değil miydi? Yani yukarı çığır. Şurası da ağız kısmı değil miydi? Aşağı çığır. Akarsuyun amacı şu. Ben diyor kardeşim kaynakla ağız arasında böyle eğimli engebeli bir araziden akmayayım. Hafif böyle dalgalı bir düzlükten akışımı ne yapayım? Sürdüreyim. İşte bir akarsu ilk yatağını oluşturmaya başladığında derine doğru aşındırma yapar 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 ve aşındırmanın en son evresi şurasıdır. Artık akarsuyumuz hafif eğimli bir arazide akışını sürdürür. İşte biz bu hafif eğimli arazinin bulunduğu alandaki akarsuyun denge profili özelliği kazandığını söyleyebiliriz. Ve burada işte akarsuyun en son aşındırdığı yer denizler ve okyanuslardır. Bunlar genel taban seviyesidir. Ama her akarsu deniz ve okyanusta dökülemiyor. Mesela göllere dökülen akarsularımız da var. Bu göllere dökülen akarsuların taban seviyesi nedir dersek bu da yerel taban seviyesi olarak geçecektir. Bak genel taban seviyesi okyanus ve denizler, yerel taban seviyesi ise göllerdir diyebiliriz. Peki denge profiline ulaşan bir akarsu ne olmuştur dersek şunu unutma. Denge profiline ulaşan bir akarsuda eğim azalmıştır diyorum. Tamam mı? Bak bu en önemlisi. Eğim azalmıştır. Eğim azaldıysa akış hızı azalmıştır. Aşındırma azalmış, biriktirme artmıştır. Enerji potansiyeli azalmıştır. Üzerinde eğer ki yeterli derinlik ve genişliğe sahip isek taşımacılık faaliyetleri ya da ulaşım faaliyetleri yürütebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Akarsuyla ilgili bir diğer kavram akış hızı kavramıdır. Akarsuyun birim zamanda kat ettiği yoldur. Yani biz bunu metre bölü saniye. Saniyede kaç metre hızla akıyor onu ifade ediyoruz. Mesela eğim fazlaysa akış hızı fazla. Su miktarı fazlaysa akış hızı fazla. Yatak genişse akış hızı az. Yük miktarı fazlaysa akış hızı yavaş. Bitki örtüsü gürse akış hızı az. Kayaçlar geçirgen bir yapıya sahip ise akış hızı azalmakta. Akım nedir dersek akım ise akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen su miktarıdır. Bunu da şöyle ifade ediyoruz. Metre küp bölü saniye. Yani saniyede kaç metre küp su geçiyor diyoruz akımda. Ama akış hızında saniyede kaç metre yol aldı diyoruz. Yani hızı ne kadar diyoruz, tamam mı? Bunların ikisi birbiriyle farklı kavramlar. Kaynak büyükse akım büyüktür. Havza genişse geçen su miktarı fazladır. Yani akım fazladır. Buharlaşma miktarı fazlaysa akım azalır. Yağış miktarı fazlaysa akım artar. Bitki örtüsü fazlaysa hızını azaltacağı için akım da azalır. Zemin geçirgen bir yapıya sahipse akım olumsuz etkilenir. Bak burada en karıştırabileceğimiz şu. Havza geniş olduğunda akım fazla olur. Çünkü geçen su miktarı fazladır. Ama havza ya da yatak geniş olduğunda hız azalır. O zaman bunu şöyle şuraya geniş diye yazayım. Bu da hızın azaldığını söyler. Buraya dikkat etmekte fayda var. Geldik. Şimdi akarsuyun yatağından geçen su miktarını biz akım olarak ifade ettik mi? Bak metreküp bölü saniye. Aylara göre bunun değişimine bakarsak biz bu ifadeye rejim deriz. Yani akarsuyun yatağından geçen su miktarının aylara göre değişimi rejimdir.
Eğer ki bir akarsuyun yatağından geçen su miktarının aylara göre değişimi buradaki gibi birbirine oldukça yakın ise bu düzenli rejime sahip bir akarsudur. Ama yataktan geçen su miktarı buradaki gibi bir oran orantısı yoksa, yani bir ay çok az, öbür ay çok fazla su geçiyorsa, o zaman bu da düzensiz rejime sahip akarsudur. O zaman birinci akarsuyumuzun rejimi düzensizdir. İkinci akarsuyumuzun rejimi ise birinci akarsuya göre daha düzenlidir diyebiliriz. Mesela buradaki en önemli etken kim biliyor musunuz? Bu iklim. Nasıl? Ya iklim her mevsim yağışlıysa akarsuyun yatağından geçen su miktarı da her dönem birbirine yakın olacaktır. Ama iklimde bir dönem ciddi bir kuraklık, bir dönemde de ciddi bir yağış varsa o zaman da akarsuyun rejiminde bir sıkıntı yaratacaktır. Onun dışında yer şekilleri, bitki örtüsü, insan faaliyetleri ya da jeolojik yapı rejim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki geldik şimdi akarsuların oluşturduğu yer şekillerine. 1. Aşınım şekilleri. 2. Birikim şekilleri. 3. Hem aşınım hem birikim şekilleri. Şimdi bu Menderes ve Seki kısmını MEP kitabı bu kısımda almış ama hem aşınım hem birikim şekilleri diye ben burada söyleyeyim ama siz orada birikim kısmında da olduğunu unutmayın, tamam mı çocuklar? Peki bunlar nelermiş? Vadi, dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato, peneplen, aşınım şekli. Birikinti konisi, yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, ırmak adası ve delta ovası, birikim şekilleri, Menderes yani büklüm, seki yani taraça, hem aşınım hem birikim faaliyetleri sonucunda oluşan şekillerdir diyebiliriz, tamam mı? Geldik şimdi vadi. Vadi nedir dersek, akarsuyun yatağından sularını bir yayın boyunca götürdüğü alan var ya, bu alana biz vadi diyeceğiz. Ve burada jeolojik yapıya göre birçok etkene göre farklı vadi tipleri ortaya çıkmıştır. Çentik vadi, diğer ismi kertik vadidir. Boğaz yarma vadi, kanyon vadi, alüvyal tabanlı ya da geniş tabanlı vadi, asimetrik vadi. Yani bizim burada bilmemiz gereken 5 tane vadi tipi var. Peki bunlar nelermiş? Şöyle biraz açmamız gerekirse. Birinci vadi tipine bak. Bak burada arazi nasıl? Arazi ciddi anlamda engebeli. Engebeli arazilerde akışını sürdüren bir akarsu yatağını derine doğru kazar. Bak engebeli arazilerde akışını sürdüren akarsu yatağı derine doğru kazar. Ve bu yatağını derine doğru kazan akarsuyun oluşturduğu vadi tipine biz kertik vadi. Kertti, çentik yaptı, yonttu orayı, tamam mı? Böyle düşünebilirsiniz ve bunlar V profilli vadilerdir sevgili arkadaşlar. Ve bu vadilerde akarsuyun akış hızı oldukça yüksektir. Bu bir asimetrik vadi. Dikkat et. Bir yamaç daha dik. Diğer yamaç ise o yamaca göre daha düz olan vadi tipleridir. O zaman akarsuyun bu yamacındaki arazideki kayacın aşınmaya karşı gösterdiği direnç ile akarsuyun bu yamacındaki arazide bulunan kayacın aşınmaya karşı gösterdiği direnç farklılık gösterecektir. Bak mesela buradaki yamacımız daha dik, buradaki yamacımız ise ona göre daha düzdür diyebiliriz. Hatta bu kıyıda da düz olmasına bağlı olarak ulaşım faaliyetleri de bu yamaçtan ne yapılmakta, yürütülmekte. İşte böyle olan vadilerin oluşturmuş olduğu tip asimetrik vadidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kanyon vadi tabakalı bir vadidir. Yani tortul tabakanın bulunduğu alanlardır. Özellikle burada farklı aşınmaya sahip kayaçların bulunduğu alanlarda oluşan vadi tipi kanyon vadidir. Karstik arazilerde biz bu vadi tipini yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Boğaz vadi nasıl? Bak şimdi şurada bir sıra dağ var, gördünüz mü? Bir dağlık alan var. Ama bu dağlık alanı bu akarsu ne yapmış? Boyuna kesmiş. Ve burada şöyle U harfine benzer bir vadi tipi oluşturmuş. İşte biz bu vadi tipine ne diyoruz? Boğaz vadi diyoruz. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Boğaz vadilerde genel itibariyle şuradaki ve buradaki, yani o kıyı iç kesim arası diyebiliriz. O dağın iki yamacı diyebiliriz. Burada tünele ihtiyaç duymadan ulaşım ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz. Peki geniş tabanlı ya da alüvyal tabanlı vadiyi diğerlerinden ayıran nedir dersek, bu vadi tipinde eğim ciddi anlamda azdır. Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı, akış hızının yavaşladığı bölgelerde yatağını menderesler oluşturarak yan tarafa aşındırmasıyla birlikte oluşturmuş olduğu vadi tipi geniş tabanlı vadidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki niye böyle 5 tane farklı vadi tipi gördük dersek, şundan dolayı. Akarsuyun yatağı boyunca arazinin eğimi, eğim fazla mı, eğim az mı? Jeolojik yapısı, aşınmaya karşı dirençli kayaçlar mı var, dirençsiz kayaçlar mı var? Akarsuyun akış hızı fazla mı hızlı,
fazla mı yavaş? Ya da aşındırma gücü, aşındırması fazla mı az mı? Tüm bu etkenler o akarsuyun yatağında farklı vadi tiplerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi sol tarafta dev kazanını görebilmektesiniz. Neresi? Aha da tam burası. Bir akarsu görüyorum ve eğim kırıklığı boyunca bu akarsu dökülmüş ve şelale oluşturmuş. İşte bu oluşan şelaleden dökülen sular şu kısımda bir çukurluk oluşturur. Bu çukurluk dev kazanıdır. Şunu unutma, şelale dediğimiz akarsu aşınım şekli değil. Buradaki akarsu aşınım şekli hangisidir dersek tabii ki de dev kazanıdır. Bunun ayrımını da yapmış olalım. Peri bacaları ise farklı aşınmaya sahip olan kayaçların tepelerindeki şapkalar ve alt kısımlarıyla birlikte oluşturmuş olduğu yeryüzü şekilleridir. Burada özellikle sel ve seyelan suları oldukça etkilidir. Yani sağanak bir yağış sonrasında meydana gelen seller araziyi böyle aşındırmakta ve bu şekilleri oluşturmakta. Mesela peri bacasının şu yüz kısmındaki koyu renk tonuna sahip kayacımız neydi? Bazalttı değil mi? Alt kısmındaki daha açık renk tonuna sahip kayacımız ise tüftü diyebiliriz. Bu da farklı aşınma özelliğine sahip olduğu için bu kısımda biz buna da akarsu aşınım şekli diyoruz. Yani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya hoca nasıl ya, burada bir akarsu göremiyorum. Ben gittim Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos, oraya gittim. Bir tane akarsu göremedim. Ama bu nasıl akarsu aşınım şekli oluyor diye düşünüyorsanız bak şuraya ne yazdık? Sel suları. Sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları küçük anlık akarsulardır. İşte bu akarsular araziyi aşındırıyor, tamam mı? Aynı durum şu aşağıdaki arazi için de geçerlidir. Yani burada bir akarsu görebiliyor musun? Hayır. Ama mesela arazinin şurası aşınmış. Burası da aşınmış. Burası da aşınmış. Nasıl? Sel suları sonucunda aşılıyor. Özellikle böyle bitki örtüsünden yoksun alanlarda arazinin parçalanmasıyla birlikte oluşan yer şekli kırgı bayır. Yani bedlands'tır. Bed kötü, lands topografya, arazi demektir. Bu da kötü arazi anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Geldik. Peneplen. Yonttu, düzleştirdi. Peneplen yontuk düz demektir. Yontarsın ve orayı düzleştirirsin. Birinci safhasında arazide dağlarımız var ve burada iki tane, üç tane akarsuyumuz kurulmuş. Akarsu yavaş yavaş araziden aşındırdığı malzemeleri ne yapmış? Bu alanlarda biriktirmiş ve devam etmiş, araziyi dümdüz, hafif dalgalı bir düzlüğe getirmiş. Zaten bizim akarsuyumuzun amacı şey değil miydi? Arazi böyle çok engebeli olmasın, hafif dalgalı düzlük olsun. İşte biz bu hafif dalgalı düzlüğün bulunduğu alana ne diyoruz? Peneplen, yontuk düz diyoruz. Akarsuyun amacı da bu sevgili arkadaşlar. Aslında dış kuvvetlerin amacı bu. Yani ortam diyor ki aman böyle engebeli olmasın, hafif düz olsun, hafif dalgalı düzlük olsun yeter diyor. Geldik bir diğer şekil. Plato. Şurasıdır ya. Bak şura, gördün mü? Plato. Çevresine göre yüksekte yer alan düzlüklere biz plato diyoruz. Akarsular tarafından yarılacaktır. Bak, akarsular tarafından yarılacaktır. Bunu da unutmamış olalım. Peki hem aşınım hem birikim şekilleri. Özellikle şunu unutma. Akarsuyun eğiminin azaldığı, yük miktarının arttığı, su miktarının azaldığı bölgelerde aşındırdığı malzemeleri biriktirir ve birikim şekilleri oluşur. Ama bazı alanlarda akarsu hem birikim şekilleri oluştururken hem de aşınım şekilleri oluşturur. Nasıl dersek, mesela birinci şekil bunun için çok güzeldir. Menderes. Diğer ismiyle nedir? Büklümdür. Akarsu ne yapmış? Bükülmüş gitmiş. Böyle yılan gibi büklüm büklüm gidiyor. Değil mi? Nasıl oluşuyor? Eğimin azaldığı bölgelerde, biraz önce vadiyi incelerken geniş tabanlı vadi dedik ya, işte akarsuyun yatak eğimin azaldığı bölgelerde artık akarsu derine doğru ya da geriye doğru değil, yanlara doğru aşındırma yapıyor. Yanlara doğru aşındırma yaptığında işte bu büklümleri oluşturuyor. Biz bu büklümlere menderes diyoruz, tamam mı sevgili arkadaşlar? Peki bunun hem aşınım hem birikim şekli olduğunu nereden bileceğim? Yığınaklar dediğimiz şu kısımlarda menderes çizen bir akarsu aşındırdığı malzemeyi biriktirir. Çarpaklar dediğimiz şu kısımlarda ise akarsu malzemeyi aşındırır. O zaman çarpak dediğimiz alanlarda aşınım faaliyetleri, yığınak dediğimiz alanlarda ise akarsu birikim faaliyetlerini yürütür, tamam mı? Ve menderes oluşturan bir akarsu, dikkat et, yatağını değiştirmiş. Yatağını değiştirecektir. Ve bir akarsu menderes oluşturursa unutma, oldukça önemlidir. O akarsuyun eğimi azalmıştır. Tamam mı? Bak bu bitti. Eğimi azalan bir akarsuyun akışı azalmaz mı?
azalır. Aşındırması azalmaz mı? Azalır. Taşıması azalır. Bunları biriktirecek. Daha yeter diyecek. Ya eğim azaldı. Ben daha bunu nereye kadar götüreyim diyecek, değil mi? Ve aynı zamanda menderes oluşturan bir akarsuyun boyu uzamıştır. Normal şartlar altında bu akarsuyun şuradan şöyle gitmesi lazım. Ama bu akarsu ne yapmış? Bu akarsu buradan başlamış, böyle gitmiş. Yetmemiş böyle gitmiş. Yetmemiş böyle gitmiş. Ulan durmamış böyle gitmiş. Bak bak bak, yolu nasıl uzattı, gördün mü? Yolu uzamıştır, bunu da unutmayalım. Peki taraçan ya da seki nedir dersek, akarsuyun her iki tarafındaki basamaklı alanlardır. Özellikle akarsuyun üzerinde aktığı tabanın bu iki yanındaki basamakların oluşabilmesi için arazinin epirojenezle toptan yükselmesi lazım. Epirojenezle toptan yükseldiğinde akarsu yatağını derine doğru aşındırır, araziyi hafifletir. Sonra epirojenezle o arazi tekrar yükselir, akarsu yatağını tekrar aşındıracaktır ve bu şekilde akarsuyun köşelerinde basamaklar oluşacak. Biz bu basamaklara taraça ya da diğer ismiyle seki diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki birikim şekillerine geldiğimiz zaman, birikim şekillerini de unutmayalım. Akarsuyun akış hızı azalabilir, su miktarı azalabilir, yük miktarı artabilir, eğimi de azalabilir. Tüm bu sebepler akarsuyun herhangi bir bölgede birikim yapmasına sebebiyet verir ve bunlardan birincisi birikinti konisidir sevgili arkadaşlar. Bak şuraya bir diyorum, birikinti konisi. O zaman bu birikinti konisi koni şeklinde olacaktır. Bu birikinti konisi nerededir dersek, bak mesela şurada bir tane birikinti konisini görebilmekteyim. Mesela ben buna bir diyeyim, tamam mı? Dursun. Birikinti yelpazesi nedir dersek, iki diyorum. Bu ikisinin birleşimiyle de birikinti yelpazesi oluşuyor. Şuna da iki dedim. Bak önce koni oluştu şöyle. Eğer ki birkaç tane konu böyle birleşirse birikinti yelpazesi. Eğer ki 3 diyorum, o koniler tamamıyla birleşip şurada geniş bir düzlük oluşturursa ona da daha eti ovası diyoruz. Bak bunlar böyle 2 taneydi ya, bunların hepsi böyle birleşti. Birleşmeye devam etti. Şurada daha geniş bir düzlük oluşturdu. Ahan da bu dağ eteği ovasıdır. Mesela Bursa ovası bir dağ eteği ovasıdır. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri dağın iç kısmında biriktiriyorsa, şuraya da 4 diyeyim ben, dağ içi ovası olacaktır, tamam mı? Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri akarsuyun içerisinde biriktiriyor ve burası bir ada şekline geliyorsa, bu da 5 numarayla ırmak adası olacaktır. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri denizin tabanında biriktiriyorsa 6 numara delta ovası olacaktır. Delta ovası kıyıdaki kıta sahanlığının dar olduğu bölgelerde değil, geniş olduğu bölgelerde görülür. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Denize girdin. Pıt 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 yürüdün. Ulan su boyunu geçmiyor. Gittin 50 metre, gittin 100 metre, ulan diyorsun ki ne zaman geçecek ya, bir yüzelim diyorsun. Orada işte kıta sahanlığı geniş. Eğer ki bir akarsu oraya dökülüyorsa delta ovası orada oluşacaktır. Delta ovası alüvyal toprakları bünyesinde barındırır ve önemli tarım arazilerini oluşturur. Bir yerde delta ovasının oluşabilmesi için güçlü bir dalganın, güçlü bir akıntının olmaması lazım ve gelgitin olmaması gerekiyor. Yani okyanusa kıyısı olmayacak buranın. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri denizin kıyısında değil, denizin hemen berisinde biriktirirse, yani gerisinde biriktirirse, biz buna da taban seviyesi ovası diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın mesela şu delta ovası. Gördün mü? Akarsu mesela bak dikkat et, şuradan malzemeyi getirmiş, burada biriktirmiş. O zaman burada kıyıda güçlü bir dalga akıntı yok. Kıta sahanlığı geniş, tarımsal anlamda önemli. Gelgitgenliği de oldukça düşüktür diyebiliriz. Bak mesela burada ne yapmış? Burada şöyle menderesler oluşturmuş, değil mi? Bak mesela dağın içinde dağ içi ovası. Mesela şuraya bak, dağ eteği ovası dağın eteğinde oluşmuş. O zaman önce burada birikinti konisi, sonra yelpazesi, sonra da dağ eteği ovası oluştu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neleri öğrendik? Rüzgarlar ve oluşturduğu yer şekillerinden bahsettik. Burada şunu unutmayalım. Bu konuyla ilgili önemli olan ifade şudur. Kavram haritası oluşturmaktır. Rüzgar yazarsın. Rüzgar yazdıktan sonra aşınım şekli dersin. Ben buraya yazmayacağım, hangileri ise doldur. Rüzgar dersin. Birikim şekilleri dersin. Ben buraya gene yazmayacağım, onları da doldur. Aynısını akarsu için yaparsın. Akarsu dersin.
aşınım şekilleri dersin, birikim şekilleri dersin. Bir de oraya orta kısmına gelirsin. Aşınım artı dersin. Tamam, akarsu için bunu yapacaksın sadece. Aşınım artı birikim diyeceksin. Aa, buraya böyle yazdım. Tamam, bitti gitti. Sen bunları kavram haritası şeklinde görürsen, görsellerini de kafaya kazırsan hiç problem yaşamazsın. Çünkü burada kavram çok fazla. Kırgı bayırıymış, betlansmış, taraçaymış, sekiymiş, ne bileyim peneplenmiş, yontuk, düzmüş. Yani bunları tamam eyvallah ezberleyebilirsin ama görselini gördüğünde yorumun daha güzel olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.